Hello, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz şimdi Migros'a gidiyoruz çünkü akşama görümcem geliyor İstanbul'dan. Aslında konuya şöyle başlamam lazım. Artık kayınvalidemler İzmir'e taşınıyorlar ve o yüzden bugün de evleri boşaltıldı, buradaki evleri. Bu akşam görümcem geliyor, birazcık işte evi toparlayacak, temizleyecek. Ondan sonra artık cuma günü mü artık taşınma aşkım? Yani cumaya doğru taşınma olacak. Biz de şimdi Migros'a doğru gidiyoruz. Evde suyumuz kalmamıştı. Su alacağız. Ondan sonra kahvemiz kalmadı. Kahve alacağız. Bir de ben görümcem geliyor diye magnolia yapayım dedim. Şöyle bebe bisküvisi alayım. Uzun zamandır canım da magnolia istiyordu. Hem de Hande geliyorken şöyle bahane olsun dedim. Aşkım niye maske taktın arabanın içerisinde? Maskeyi çıkartalım da biz bu Migros'a nasıl gireceğiz? Evet. Yine böyle bir yol sorunsalı. Büyük kupaya gidiyorum o zaman ben. Büyük kipaya git, aynen. Çünkü tavuk falan da alacağız. Çünkü hani akşama da böyle güzel bir şeyler yapayım dedim. Hande'nin gelmesi de yine 8'leri 9'ları bulur ama yine de geldiğinde aç gelir diye tahmin ediyorum. Zaten bizim de evde dünden pırasamız var. Bir de makarna yapacaktım. Yemek biraz zayıf kalacak gibi geldi. Öyle yani, bakalım şimdi şu aslında yakındaki Migros'a gidecektim. Gidecektik daha doğrusu. Hani bazen sizinle birlikte de gidiyoruz oraya biliyorsunuz. Ama şu tramvay çalışması bizi bizden ettiği için normalde yine yürüyerek gidecektik ama hani alacağımız şeyler var, su var, onları nasıl taşıyacağız dedik. O yüzden şimdi arabayla gitmeye karar verdik ve bir adımlık yere arabayla gidemiyoruz. Öyle bir şey oldu trafik yani. Kilit. Trafik kilit oldu. Öyle bakalım şimdi büyük bir Migros'a gidiyoruz. Ben de vallahi böyle eşortmanlarla falan çıkmıştım ama artık yapacak bir şey yok. Geldik evet Migros'a. Ben çanta bile almadım var ya, sadece böyle cüzdanımı aldım. Migros'a girmeden önce gelmişken bir ayakkabılara bakalım dedik. Samet'in bana doğum günü hediyesi ayakkabılar alacak ama şu an tabii almayacağız arkadaşlar da, ben birazcık daha bekliyorum böyle hani çünkü beyaz bir ayakkabı beğenmiştim. Hatta geçen videoda beğendiğim olmuştu. Burasıydı. Evet. O modele bakacağız şimdi bakalım. Gerçek değil. Şu gerçek değil, şu plastik. Aa evet canım. Ama çok tatlılar ya. Aslında akvaryum da istiyorum ha ben eve ama bunun bak, bakımı çok zor arkadaşlar. Güzel. Bu da akvaryum mu aşkım? Evet, su dolduracaksın. Aa çok tatlıymış. Ne kadar? 840. 840. Şu var 450 lira. Bu da akvaryum. Ama şunun şekli gerçekten çok güzelmiş ya. Ay sen ne yapıyorsun? Pembe balığa bak aşkım. Bak şu. Yavru ağzı. Yavru ağzı değil mi? Ay şu yeşil de çok güzel. Fosforiye. İsim de koydum hemen. Manuslar mı? Aa evet çok tatlı. Şurada da böyle tek balıklar var. Ne? Bunlar güzel değil mi? Ama ay çok aşkım ya. Çok güzel ya. Çok isterdim biliyor musun? Çok dehşet pahalı ya. Ne kadar? 590 lira. Şu küçük ne kadar acaba mesela? Bu da o. Ya çok tatlı. Daha önceden biz yine evlendiğimizde bizim balıklarımız vardı. İki tane. Çok yaşamışlardı değil mi? İki sene yaşamışlardı. Melekler mi? Ben çok ben fazla... Ben renklileri beğendim. Ben de bunları beğeniyorum. Bir de şunlar herhalde şunları yeni çıkmış ya. Beğendim. Çok ya. Güzel bunlar ya. Değil mi? Şu fosfor güzel. Renklerine bayıldım. Tabii çabuk geliyorum. Bunlar da Japon balıklarının büyükleri. Nerede ciklet? Aa ölecek o, ölecek. Ya da çok yavru belki de. Ya. Şunu bunlar, bak aşkım şu rainbow. Bunlar çok yavru. Öyle mi? Bence yavru çünkü hiç hareket etmiyor. Yani. Bunlar da sevda papağanı bak. Şey cennet papağanı. Arabamızı aldık ve Migros'a girdik arkadaşlar. Ay niye bu telefon bugün netlemiyor ya? İşte böyle arabayı ilk önce kara sevda attım. Çiğdem'e attım akşama yeriz diye. Şimdi direkt kahve reyonuna gideceğiz ve içecek alacağım aşkım. İçecek de almam gerekiyor çünkü. Sodalar geç. Heh, su alacağız evet, bir de su. Şu şekilde su kullandığımız için su dayanmıyor arkadaşlar. Çok hızlı bitiyor evde su. Koli yok. Kaç tane alalım? Aa var aşkım, var şurada bak arkada altılısı. Bu teklemeler zor olur taşıması değil mi eve? Heh, öyle alalım. Aynen öyle. Aynen canım aynen. Bir tane yeter değil mi şimdilik? Yeter. Tamam. Şimdi içecek alacağım.
Pepsi Twist alalım mı aşkım şöyle? 7,5 liraymış bu. Abi küçüğü de var. Bu da 7,25. Niye öyle? Bu 5 lira olan ne? Mango dulular. Evet, bu ahu dudulu. Ben severim de sen sever misin? Yok. Bir de? Twist al, Twist. Mangolu var. Hem indirimli o. Hem daha büyük. O zaman şunu alıyorum. 1,5'luk Pepsi Twist. Doğru aldım değil mi? Şunlardan 1-2 tane alsam kayısı alayım. Bir tane de karışık alayım. Şöyle 2 tane meyve suyu aldım. Ay buna koyuyordum. Evet şimdi en sevdiğim bölüme yani kahve reyonuna gidiyorum. Buradan şeye bakacağım bir de. Bebe bisküvisi aşkım. Görürsen bana söyler misin? Gördüm ben onu ama nerede? Gördün mü? Ben niye göremedim? Hemen bakayım hızlıca geleyim. Olmaz. Şu 6 liraymış. Ülker 6 bak, lira. Bak 5 lira. Eti cici bebe. Cici bebe de olur. Evet. 5,84. O büyük. O da büyük. 172 gram. 400. Evet evet bu. Bu kaç gram ya? Alo. İyi be sen ne yapıyorsun? Alışverişimizi bitirdik. Ayakkabıya da baktım. Burada bulamadım arkadaşlar. Çünkü benim istediğim ayakkabı sadece Skechers mağazalarında bulunuyormuş. Yani ben artık öğrenmiş oldunuz. Onu istiyorum. Hani o markanın ayakkabısıyla rahat ediyorum. Ayağım çünkü problemli olduğu için yani çok rahat ediyorum o ayakkabılarla. O yüzden onu başka yerden bakacağız. Yine Hilltown'dan falan bakarız. Şimdi birazcık bir hafta bir 10 gün işleri var Samet'in de. Çünkü bu taşınma işleri olacak. İşte ev temizlenecek. Badana yaptıracak vesaire vesaire. Ben de gittikçe sizlere çekmeye çalışırım inşallah. Evi gösteririm. Hatta evi yerleştirirken de sizleri inşallah çekmeye çalışacağım videoları. Şimdi biz akşam için demiştim ya sizlere tavuk aldık. Tavuklu makarna yapacağım. Yani makarna ve tavuk kızartacağım yanına da. Ama magnolia yapmayacağım çünkü plan değişti. Şöyle bir şey oldu. Hani annemler doğum günümü benim kutlamak istemişlerdi. Ayrıyeten bir pasta da biz de keseriz demişti annem. Doğum günü vlogumda biliyorsunuz bundan bir önceki izlemiş olduğunuz vlogda bahsetmiştik. Ve bugün dediler ki pasta alalım. Hadi gelin akşama. Görümcem de gelecek bizimle birlikte. Şimdi onu da yaklaşık 1-2 saat sonra bizde olur. Yani yemeğimizi yeriz. Annemlere gideriz. O yüzden magnolia'yı bugün yapmayacağım. Ama illaki magnolia'mı yapacağım yani. Onu yarın falan yaparım olmazsa. Onu da videoda sizinle birlikte yapalım istiyorum. Öyle bir çevirdim ki kamerayı. Samet öyle bir esniyor ki arkadaşlar. Çok yorgun. Dün şöyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Bir öksürük krizine girdim ben. Allah'ım o öksürüyordum ya böyle kesik kesik. Dünkü yaşadığım bambaşka bir şeydi. Resmen şöyle içim söküldü gibi öksürmeye başladım. İşte gözlerimden yaşlar falan geldi. Direkt eczaneye gittik ve öksürük şurubu aldık. Bugün içmeyi unutmuşum. Dün iki sefer içtim. Valla ilaçlara da bayağı bir zam gelmiş. %40 zam gelmiş. Bir tane öksürük şurubuna kaç para verdim biliyor musunuz? 80 lira verdik değil mi aşkım? Çok pahalı ya. Bir şurup bu kadar pahalı olmamalı. Ama güzel bir şurup. Eve gidince sizlere gösteririm. Şimdi marketten de bir şey aldım. Aynen. Ne kadar tuttu? 80 lira verdim. 88 lira. Evet ben telefonla konuşuyordum da görmedim ne kadar tuttuğunu. Soracaktım şimdi Samet'e. Her şey çok pahalandı. Öyle yani. Şurup güzel ama böyle içerisinde bal var. Ondan sonra yine öksürüyorum ben bugün. Sinir otu yazıyordu. İşte bir şey daha yazıyordu ama eve gidince sizlere göstereceğim. Biraz da böyle bitkisel bir ilaç yani. Güzel böyle genzimi yaptı dün akşam içtim. Dün iki sefer falan içtim. Biraz böyle yumuşattı gibi boğazımı. Zaten öyle bir özelliği de varmış. Böyle şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Yemeklerimi hazırlayacağım dediğim gibi. Sonra Hande gelecek. Bu arada Hande de kuşunu getiriyor. Evet şimdi eve geldik. Pepsi aldık. Bu da magnolia içinde. Magnolia içinde çilekle muz da alacaktım ama bugün yapmayacağım için onları almadım. Ay yine öksürük. Allah'ım. Şöyle bir tane çiğdem aldık. 2 paket Türk kahvesi. 2 tane meyve suyumuz var. Bir de şöyle tavuk fileti aldık arkadaşlar. Size bahsettiğim şurup bu arkadaşlar. Bakın şöyle içerisinde
Grindelia, sinir otu ve ölmez çiçek kökenli moleküler kompleksler ve bal ile üretilmiştir. Valla baya böyle şey, hani bitkisel bir şey yani. Zaten içtiğimde dediğim gibi boğazımı böyle yakar gibi bir his veriyor. Şöyle bir şey. Doktora gitmeden aldım ama bence herkes alıyordur bundan yani. Şimdi içeceğim hemen. Size daha önce bahsettim mi bilmiyorum arkadaşlar ama ben hap içemiyorum. Yani hapı yutamıyorum. Öyle bir problem yaşıyorum. Çok büyük bir sorunsal bence. Mesela bazı insanlar da şurup içemez. Kokusu bile böyle daha dökerken. Resmen vikis yiyormuşsunuz gibi. Biz yemeklerimizi böyle hazırlamaya başladık arkadaşlar. Makarna koydum. Burada da tavuğumu da koydum. Baharatlı yapacağım böyle tavuğu. Domatesli de makarna yapacağım. Üzerine tavukları dökeceğiz o şekilde. Bir de dünden birazcık pırasamız var. Öyle bir menü hazırladım bugün. Evet, soframı hazırladım. Böyle bu şekilde mutfağı kurdum. Hande'ciğim de şimdi geldi ve Hande. Görümcem arkadaşlar, daha doğrusu börüleceğim. Ben ona öyle diyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıldı İstanbul'dan yolculuk? Yorucu. Artık bundan sonra buradasın. Evet. Göndermiyoruz seni. İnşallah. O zaman ben daha fazla bekletmeyeyim. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizinle de daha sonra artık tekrar görüşmek üzere. Biz şimdi annemlere geldik. Handem de tabii ki bizimle birlikte geldi. Ha? Çok gelişik görüyorum. Anneciğim ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Bugün de artık ikinci doğum günü mü? Evet. Bugün de bizden. Evet. Doğum günleri sürprizler bitmiyor da Handoş. Baba sen nasılsın? Şükür elhamdülillah, bildiğin gibi be. Bu pasta sendenmiş galiba duyduğuma göre. Tabii şey. Ama doğum günümde beni aramadın. Yani yok. Kontür yok. Böyle mi telafi şimdi? Pastayla mı telafi? Kontür yok. Onlar arıyor. He, kontür yokmuş. Ama özel bekledi ya. Bugün için. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Misafir de geldi. Evet, valla hep beraber denk geldik. Çok güzel oldu değil mi? İkinci pastamı da yine kendim açıyorum arkadaşlar. Ay, bir türlü açamıyorum. Tek elle açmak da. Açtım. Ta 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 ta. 35. yaşımın ikinci pastası ve bayıldım. Bugün telefonda netlememe sorunu var. Ya anne çok güzel. Dışı da böyle şey, krokanlı gibi. Çok hoşuma gitti. İyi oldu böyle farklı olması. Çünkü beyaz pasta yemiştik biliyorsunuz. Samet almıştı. Burada da maytaplarla mumlarım var sanırım. Valla bayıldım. Çok tatlı şekli ya. Teşekkür ederim anneciğim. Kesenize bereket. Daha çok güzel yıllar nasip etsin. İnşallah ya. Anneciğim. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar, sağlıklı. Çok sağ olun. Oo, çok güzelmiş. Çok ön ciklet gibi. Çok tatlıymış, çok şimdi şekermiş. Ciklet evet, ciklet öyle diyor. Annem çiğdem almış arkadaşlar. Tuzlu kurabiyemiz var. Cips de almış sağ olsun. Ay anne, ne gerek vardı bu kadar şeye? Hadi, hadi tezahürat hadi. Yok mu? Hadi. İyi ki doğdun Ayşe. İyi ki doğdun Ayşe. İyi koy anneciğim. Hayırlar sana. Teşekkür ederim. Yine bir 10-15 tane dilek daha bu pastada dileceğim arkadaşlar. Aa, pastamı inşallah. Da şöyle tripodumu getirmeyi unutmuşum. Pastama bakın. Böyle. Evet, dileklerimi diledim ve ikinci pastamı da üflüyorum inşallah. Bir de üçüncü pastamı da görümcemden istedim. Evet, istedim ondan. Biliyor kendisi. 9 yumurtalı. 9 yumurtalı. Onu size sonra anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle pastamın mumları erimeden artık üflemek istiyorum. Alkış. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Pastamızı kestik. İkinci pastamın mumlarını da üfledim. Şimdi eve geldik ama henüz daha uykumuz yok. Hande ile birlikte belki bir kahve içeriz. O yüzden daha yatmadık. Şimdi kuşlar da böyle karşılıklı duruyorlar. Cikletin tepkilerini görmeniz gerekiyor. Ya böyle bakıyor oradan limona. Limon da o kadar tatlı ki. Ben zaten limonu çok seviyorum. İstanbul'da vloglamış mıydım sizlere tam hatırlamıyorum ama Hande'nin de kuşu var. Hande kuşuyla birlikte geldi bu arada arkadaşlar. O da yazık böyle evi yadırgadı. Öyle bir bakıyor ki etrafa sağa sola. Bu arada rujum da böyle kaymış. Allah'ım, artık şu makyajı çıkarmam gerekiyor. Bu videoyu burada sonlandırmıyorum. Yarın tekrar videoma devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü yarın da bazı planlarımız var. Hani de belki birazcık gezeriz.
İşte onlar işlerini halletsinler buradaki. Ondan sonra belki yemeğe falan çıkarız diye düşündük akşamına. Öyle bakalım. Yarın devam edeceğiz. Bu video artık Hande'li bir video oldu. Bundan sonra Hande'yi daha sık görürsünüz vloglarımda. Artık çünkü İzmir'deler. Yani telefon bir duraksıyor, bir şeyler oluyor şu an. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Donuyorum, ediyorum. Telefon kafayı yedi arkadaşlar. İnşallah bu video sorunsuz olmuştur. İkinci günden tekrardan selam arkadaşlar. Biz bugün Hande ile takım giyindik değil mi Handoş? Evet. Evet. Görümce ile takım giyindik. Şimdi biz bugün işlerimizi hallettik arkadaşlar. Yani daha doğrusu Hande ile Samet sabah erkenden kalkıp elektrik su işlerini hallettiler. Ondan sonra işte eve boya aldılar. Yarın boyacı girecek eve. Temizlik malzemelerini de gittik aldık. Nitekim bizim yine elektriklerimiz kesik olduğu için ben telefonumu şarj edemedim. Ve sizlere bu videoyu başlatamadım. Şimdi de yemeğe gidiyoruz. Karşıyaka'ya gidiyoruz. Evet. Hande gelmişken şöyle güzel bir yemek yiyelim dedik biz de. Şimdi Karşıyaka'ya geldik biz arkadaşlar. Aşkım havada bir soğuk kısacak anlayamıyorum. Evet. Nereye gidiyoruz şimdi? Biden'e. Ha, görüntüye bakar mısın aşkım? Kapkaranlık. Evet şimdi. Bu var abi. Hande'yle. Nereye geldik? Biden'e geldik. Görümcemle şöyle bir... Baydener yiyeceğiz, İskender yiyeceğiz. Baydener yiyeceğiz yani, o kadar acıkmışım. Mağazanın ismini yiyeceğim yani. Üçüncü günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sonunda magnolyamı yapacağım. Buraya böyle tenceremi çıkarttım. 1 kilo sütüm var. Zaten yaparken sizlere malzemelerini sırayla sayacağım arkadaşlar. Ama benim birazcık alışverişe gitmem gerekiyor. Çünkü akşama şöyle güzel bir şeyler yapayım dedim. Samet'le Hande de evde yoklar. Onlar evin işlerini halletmeye gittiler. Bayağı bir işleri vardı evin. Yani birkaç yapılması gereken işler vardı. Boya badana işleri vardı. Onlar da orayla uğraşıyorlar. Ben de ancak evi toparlayabiliyorum. İşte burada da yani yemek falan yapıyorum. Çünkü akşam yorgun geliyorlar, aç geliyorlar. Ben de o yüzden bugün bir mercimek çorbası yapayım diyorum. Bir de hamburger yapayım diyorum. Bir de magnolia yapacağım. Sonunda yapabileceğim yani bunu. Kaç günlerdir yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncelikle markete gitmem gerekiyor. Alacaklarım da bayağı bir ağır. İnşallah taşıyabilirim. Artık olmazsa iki parti yaparım. Hani giderim gelirim, ondan sonra tekrar giderim diye düşündüm. Şimdi öncelikle olarak magnolia'mı yapıp bardaklarıma koyup, kavanozlarıma koyup o soğusun yani. İlk önce bir ağırdan çıksın. Yemekler sonraki iş zaten. Onun dışında daha çamaşır yıkamıştım. Onları asacağım şimdi. O kadar çok işim var ki arkadaşlar, saatlerimiz de 1'e geliyor ve ben akşam için bir an önce yetiştirmem lazım. Çamaşırlar asılacak, topladığım çamaşırlar katlanıp koyulacak, evi süpürmem gerekiyor. O kadar çok işim var ki bugün sizlere anlatamam. O yüzden şimdi hemen bir an önce sizlerle birlikte manava gidelim. Şarjım da çok az yine, inşallah manavda kapanmaz. Magnolia yaparken çünkü şarjım bitmesini istemiyorum. Öyle bakalım, şimdi manava, kasaba, markete gidelim. Ondan sonra işlerimize başlayalım. Ben şimdi evden çıktım arkadaşlar. Yağmur da başlamış. Allah'ım, en sevdiğim hava. Birkaç gündür böyle yağmurlu. Şimdi öncelikle nereye gideceğimi bilmiyorum. Böyle ilk önce ağır şeyleri alayım. Markete gideyim ya da manava gideyim ilk önce. Manavdan patates, soğan almam lazım. Mercimek çorbası yapacağım bir de. Onu söylemiş miydim hatırlamıyorum. O yüzden patates, soğanım evde hiç kalmamıştı. Onları alacağım. Çilek alacağım. Evde iki tane muz var ama biraz da çilek de katmak istiyorum magnolia'ya. Çünkü çilek çok lezzet katıyor ve görüntüsü olarak çok güzel oluyor. Öyle bakalım. Şimdi ilk önce manava gideceğim. Ondan sonra markete giderim. Daha sonra da en son kıymayı alır eve dönerim. Daha bir de bayat ekmeklerin işlerini çıkarmam lazım. O kadar çok işim var ki bugün. Ben nasıl yetişeceğim gerçekten bilmiyorum. Neyse bakalım. Allah büyük. Bir şekilde halletmeye çalışırız. Bizim mahallede de böyle 3 tane manav var arkadaşlar. Bakın burada da bir tane böyle manav var. Ama ben hepsine gidiyorum yani. Nerede bulursam oraya gidiyorum. Öncelikle BİM'e gireyim şimdi. Bugün hamburger yapacağım için normal ekmek bir tane aldım sabah kahvaltı için. Bunlardan alacağım arkadaşlar. Şöyle birer tane yeter herhalde. Öyle düşünüyorum. Zaten evet orada varmış. Bu hamburger ekmeğinden alacağım. Bunun fiyatı da 12.90'mış. Çok güzel görünüyor. Şöyle koyalım. Bir tane şöyle Fanta alalım.
hamburgerin olmazsa olmazı çedar da alacağım arkadaşlar. Biz ilk defa yapacağız, bakalım böyle nasıl olacak evde. Şundan alalım. Fiyatı da 21 lira. Bir de sıvı sabun almam lazım arkadaşlar. Sıvı sabunum da kalmadı. Şöyle şunun rengini çok beğendim. Aslında beyaz sabun istiyordum ama şimdi gidemeyeceğim o markete. Burada da beyaz sabunlu su yok. O yüzden şöyle okyanusunu aldım. Eve geldim arkadaşlar. Çok yoruldum yine. Şu merdiven beni aşırı derecede yoruyor. Birazcık şöyle kıyma aldım. Ondan sonra manavdan zaten patates ve soğan aldım. Böyle az bir şey yine. Çok da fazla beğenmedim zaten. Şöyle de çilek aldım. Magnolia'm için. Birazdan bunları da suya koyup yıkamam lazım. Bunları zaten görmüştünüz. Fanta, sıvı sabun ve... Ah! Sıvı sabunu düşürdüm. Sıvı sabun. Bunlar da çok güzel ya. Pofidik pofidik böyle. Hamburger ekmeği. Şu an cikletini oraya koydum. Cikletini oradan konuşuyorum sizinle. O da ısırıyor telefonu. Bir de şöyle cheddar peynirimiz var arkadaşlar. Alışverişim böyleydi. Şimdi hemen magnolia'ma başlıyorum. Vakit kaybetmeden direkt magnolia yapmaya başlıyoruz. Vakit kaybetmeden hemen çileklerimi ıslatacağım arkadaşlar. Birazcık suyun içinde beklesinler. Öncelikle 1 litre sütünü ilave ediyorum. 2 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Bardağım bu ölçülerde. Üç yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Şimdi de 5 yemek kaşığı unu da ilave ediyorum. 3, 4 ve 5. Son malzeme olarak da 1 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz karışımı güzelce çırpacağım ve pişireceğim. Piştikten sonra, altını kapattıktan sonra şekerli vanilyamı ekleyeceğim. Ve birazcık soğuduktan sonra da bir paket krem şanti ekleyeceğim arkadaşlar. Muhallebimiz bu şekilde hazır olacak. Daha sonra süsleme işlerine tekrardan görüşürüz. Şu anda o kadar zor şartlar altında çalışıyorum ki arkadaşlar, bu videom bir beğeninizi hak ediyor. Gerçekten bir beğeninizi alırım. Çünkü sizlere şöyle anlatmam gerekirse, telefonum biliyorsunuz ki bozuldu. Şu an eğilmemin sebebi de hem telefonum şarjda şu anda, hem tripodun üstünde artık şarj aleti de fayda etmiyor. Sürekli şarjdan çıkmıyor zaten. Hani sürekli bir temassızlık yaşıyorum. Her neyse, artık magnolia'ma geçeyim. Bu arada dediğim gibi kanalıma abone olup videomu da beğenin arkadaşlar. Lütfen beğenin. Çünkü bu kadar emek veriyorum. Sizden nacizane beğeni bekliyorum. Ve beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Şuraya Instagram hesabını da bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi magnolia tarifim artık bitmiştir işi. Şöyle muhallebimi hazırladım. Gayet güzel oldu, böyle dinlendi. Çünkü size başlatmadan önce ben her işimi hallettim. Böyle meyvelerimi de hazırladım. Muz ve çilek olarak böyle. Burada da bebe bisküvilerimi çektim. Yetmezse daha çekeceğim. Şimdi şöyle... Ben bu kavanozları saklıyorum, atmıyorum ve bunları yapıyorum arkadaşlar. Hatta belki dikkat etmişsinizdir, pastanelerde böyle hazır bu şekilde satıyorlar. Şunlardan aslında ben 6 tane biriktirmiştim ama 3 tanesini nerede bulamadım. O yüzden 2 tane de şu kuplarımı kullanacağım. Bunları da çok seviyorum. Bunlar da altılıydı, Madame Coco'nun ürünü. Ama bunlardan kırıla 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 2 tane kaldı. Şimdi dediğim gibi ilk önce bebe bisküvisi döküp işte yavaş yavaş böyle aşamalı bir şekilde işte bir kat muhallebi, bir kat bisküvi, bir kat da böyle meyve kenarlara falan, o şekilde ilerleyeceğiz. En sevdiğim kısma geldik, süsleme kısmına arkadaşlar. O zaman sizi şöyle yakına alıp ben başlıyorum. Magnolia'mı yaptım. Bakın şunun görüntüsüne bakar mısınız? O kadar güzel ki. Kenarlardan böyle çileklerin görünümü. Üst kısmına da böyle muz koydum. Belki diğerlerini başka konseptlerde yapabilirim. Arasına muz, üstüne çilek de koyabilirim. Ama böyle çileklerin görünümü çok hoşuma gitti.
Evet, benim magnolyalarım hazır arkadaşlar. Böyle bu şekilde oldular. En son hatta bu fazla çıktı. Bu piyangodan çıktı. Bunda böyle cam manay bardağına yaptım. Evet, cam manay bardağı diyorum ben bu bardağı. Çok seviyorum onu da böyle. Aslında ben bu tarz tatlıları yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden kendime böyle mutfakta kullanabileceğim kuplar, işte ne bileyim tatlı kaseleri falan ihtiyaçlarım var. Çeyizlerim de vardı ama hepsi kırıldılar böyle zamanla. Zaten 5 senelik evliyim yani. Ne kalabilir ki? Günlük yemek takımlarım bile eskidi artık. Her neyse. Şu kavanozlarla yapmayı çok seviyorum zaten. Ben bunları Bim'den sos alıyorum veya zeytin alıyorum arkadaşlar. O şekilde biriktiriyorum. Dediğim gibi magnolyalarım böyle hazır. Ben şimdi hemen köftemi yoğurmaya geçeceğim. Daha sonrasında da mercimek çorbamı yapacağım. Ekledim. Bu da artık olmak üzere. Birazdan da blenderdan geçireceğim ve ondan sonra yemeklerim hazır olmuş olacak. Bu arada ben köftelerimi de yoğurdum. Onları da buzdolabına kaldırdım. Şöyle hamburger köftesi şeklinde yaptım. Onları da dediğim gibi dinlensin diye buzdolabına kaldırdım ve şimdi çorbam da oluyor. Artık sizler için veda vakti arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım beğenebileceğiniz bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vloglarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.